Yanımda MRI Sever var. Hoş geldiniz. Ne diyeyim? Hoş olmayan bir gündemdi. Hoş bulduk. Evet, şimdi Özgür Özel değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanalımızdan korktuğunu da söyledi. Kapatmak için dedi. Düğmeye bastılar. Bu bardağı taşıran son damla olur dedi. Bu bardak çok mu su alıyor? Yani artık hani Türkiye'nin bir de şunu da söyledi. 18 yıl önce böyle mi almıştınız bu ülkeyi teslim demişti. Nasıl değerlendireceğiz tüm bu bağlamda? Bir ikinci şey olarak tüm siyasi partilerin eş zamanlı nasıl bir ses çıkartması gerekir? Bu sadece televizyoncuları, sadece gazetecilere ilgilendiren bir karar mı? Bir kere şunu söyleyeyim. Biraz sonra 2 Temmuz'u konuşuruz. 2 Temmuz gününün önemini konuşuruz. Televizyonculuk bağlamında da konuşuruz. Ancak Özgür Özel bir siyasetçi olarak Recep Tayyip Erdoğan Halk TV'den korkuyor dedi. Oysa ki ben başka bir şey söylüyorum. Bağımsız bir birey, Türkiye'de aydınlanmaya inanmış ve düşünsel olarak bir emek vermiş kimse olarak. Recep Tayyip Erdoğan'ın biz Halk TV'den korkmasını değil, onun medyasına benzemediği için Halk TV'de güvenmesini istiyoruz ve güvendiğini de biliyoruz. Yani neyi kastediyorum? Sayın Erdoğan da Türkiye'de gerçekleri öğrenmek istediği zaman kuvvetle muhtemel kendi kanallarına bakmak yerine Halk TV'ye bakıyordur ya da danışmanlara bakıyordur. Çünkü Halk TV hakikati bulma çabası gösteriyor. Özgür Bey şu bağlamda söylüyor olabilir. Hakikat can yakıcı olabilir. Olabilir. Ama bu hakikat gün gelir Recep Tayyip Erdoğan Bey'in bir icraatında canını yakabilir. Gün gelir Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in bir icraatında canını yakabilir. Gün gelir Devlet Bahçeli Bey'in icraatında, Meral Akşener Hanım'ın icraatında yakabilir. Çünkü bizim amacımız can yakmak değildir. Bizim amacımız topluma, toplumsal görevimiz olan hakikati bulma, arama bulma ve denetleme görevini yapmaktır. Özgür Bey konuşmasında hitabet olarak değerli bir şey kullandı. Değerli bir tavır kullandı. Önemli şeyler söyledi. Halk TV'nin kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Bu önemli. Bunun önemli olması şuradan kaynaklı. Özgür Bey'e bunu söyleten neden? Halk TV'nin arkasındaki halkın varlığıdır. Yani nedir? Türkiye'nin bütün soluk boruları tıkandığı için Özgür Bey de dahil olmak üzere siyasiler Halk TV'nin üzerine soluk borusunun kapatılması üzerine gelinen baskıya karşı sessiz kalamazlar, kalmamalılar. Çünkü sonuç itibariyle siyasetçiler de hem sözlerini kendi bağlamlarında ulaştırmak açısından hem de halkın ehemmiyet verdiği değerleri göz önünde bulundurmak açısından elinden geleni yapmalıdır. Yalnız Özgür Bey'in bu konuşmasında bizi mutlu eden, çünkü dünden beri öylesine büyük bir sessizlik var ki, o kadar derin bir sessizlik var ki. Bu derin sessizlik siyasette mi yoksa izleyiciler üzerinde? Siyasette derin bir sessizlik var. İzleyiciler de henüz durumun ciddiyetini yeni yeni kavruyorlar diye düşünüyorum. Kavrayacaklar önümüzdeki günlerde. Siyasetteki sessizliği çok açık görüyoruz. Siyasetteki sessizlik bir tane tweet atmakla olmaz. Siyasetteki sessizlik iki tane ses çıkartmakla da olmaz. Çünkü Türkiye'de demokrasi cephesi oluşturmayı önemsiyorsanız demokrasi cephesi 3 tane siyasi parti genel başkanının birbirine imza atmasıyla, söz vermesiyle, el sıkışmasıyla, birbirimizin kalbini kırmayalım demesiyle olmaz. Demokrasi cephesi demokrasinin kurallarının işlemesini sağlamakla olur. Nedir demokrasi cephesi? Mesela hukukun üstünlüğüne inanıyorsan elbette ki sev sevme baroların eyleminin arkasında duracaksın. Yapacak bir şeyin yok. Nedir demokrasi cephesi? Sev sevme, özgür basını savunacaksın. Senin canını acıtsa da savunacaksın. Bu senin tercihin değil. Bu bir zorunluluk. Dolayısıyla bugün Halk TV'yi savunmak zorundadır siyasetteki herkes. Biz bekleriz ve isteriz ki Halk TV'yi savunacak olan kimseler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanının da bizi izlediğini veriler onu ortaya koyuyor bilerek herkes bu görevi yapsın. Fakat siyaset tespit yapma makamı değildir. Dolayısıyla Türkiye'de muhalefetin bir alışkanlığı var. Tespit yapma durumunda. O öyle, bu böyle, elini tutan mı var, Türkiye'yi mahvettiniz falan, bunlar güzel. Bunlar ama benim işim. Yani Enver Aysel'in derken gazetecinin işi. Ben tespit yaparım. Bak şu tespit öyle bile. Siyasetçi somut olarak söyleyecek. Burada Halk TV'de yayın yapmaya başlayan insanlar... Her emekçi kardeşim, şu andaki arkadaşlarımız, aşağıdaki genel yayın yönetmeni, buraya alın terini koyan, buraya ekonomisini koyan, gövdesini koyan, toplumun inançlarını, yani siyasal inançtan söz ediyorum, korumak, özgürlük için emek veren insanlar için tespit yapmak yetmez. Ben soruyorum,
Halk TV ya da benzeri, yani demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan basın kurumları saldırı altında kaldığı zaman ne yapacaksınız? Somut ne yapacaksınız? Ne yapmalılar? Şimdi ne yapmalılar? Bunun çok pek çok yolu olabilir. Bunlardan bir tanesi, örneğin hepsi bir araya gelip bir demokrasi bildirgesi yayınlayabilirler Türkiye'deki siyasi partiler. Ve halka derler ki mesela barolarda olduğu gibi, biz Ankara'dan İstanbul'a tüm parti meclis üyelerimizle, tüm milletvekillerimizle ve genel başkanımızla Ankara'dan İstanbul'a geliyoruz. Ve Halk TV'nin benzer kanalların önünde, yani ihtiyaç duyulduğu zamanlarda her kim olursa olsun, her kim olursa olsun, bu TV5 de olsa böyledir, bu Bir Gün Gazetesi de olsa böyledir, bu Cumhuriyet Gazetesi de olsa böyledir. O an fark etmez, her kim olursa olsun, biz ama en güçlüsü, en kitlesel olan Halk TV olduğu için Halk TV'nin etrafında gerekirse gövdemizi siper edeceğiz desinler ve bunu eyleme dönüştürsünler. Yani beni şu korumuyor, onların dokunulmazlıkları olabilir ama Enver Aysever'i, Şule Aydın'ı, burada görev yapan arkadaşlarımız hiçbiri şu korumuyor, bizim dokunulmazlığımız falan yok. Ekran karardığı zaman işsiz, açsız, hukuken soruşturmayla falan kalmanın yanı sıra toplumun soluk barısı duruyor. Bizim dokunulmazlığımız yok, biz kendi payımıza da bir şey istemiyoruz. O halde bunu en üst düzeyde, bundan Türkiye'nin bundan daha önemli bir sorunu olabilir mi? Türkiye'nin haber alma hakkı olmadığı takdirde barolar yok, kıdem tazminatı sorunu yok. Türkiye'nin haber alma hakkı olmadığı takdirde işçi sınıfının itirazları yok. Kadına şiddete yönelik itirazlar yok. Örneğin işte bu tren kazası denen tren cinayeti, iş cinayetleriyle ilgili sorunlar yok. Türkiye'nin haber alma aranı olmadığı zaman 2 Temmuz günü çok önemlidir demiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan. O Ayasofya için demiş. Biz de Sivas için diyoruz. Sivas'tan haber verecek kanal bulamazsınız o zaman. Halbuki Sivas dün değildir ki. Sivas bugündür. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yakmaya kalkanlar, yakın yakın diye bağıranlar, Sivas'la bugün arasında ne fark var? Dolayısıyla şu ölçüyü koymak zorundayız. Sayın milletvekilleri, sayın parti meclis üyeleri, her parti için söylüyorum, ellerinizi kafanızın arasına alıp şuna bakınız. Halk TV kimsenin babasının malı değil, kamu görevi yapıyor. Ben de burada kamu görevi yapıyorum. Benden önce de çok değerli arkadaşlar görev yaptı burada. Gezi zamanı yaptılar. Hepsi tarihe not düştüler. Burada güvencesiz çalışmalar, gazetecilerin sorunları vesaireleri de kenara bıraktık. Halk adına soruyorum. Ne yapacaksınız? Bardak taşıyorsa ne yapacaksınız? Demokratik toplumun gereği olarak ne yapacaksınız? Ben Enver Aysever'in sesinin bu öfkesinden, yani siyasetten bir şey beklediğini anlıyorum. Yani bu tepkisizliğe aslında bir tepki şu anda. Tabii yani o ses öfkesinden bunu anlıyorum. Peki bu tepkide şu da var mı? Önümüzdeki günlerde daha da sertleşen kararlarla mı? Üç sebepten dolayı tepkim var. Hemen onları söyleyeyim. Birinci tepkim, dün Sayın Akşener'le dün Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden şakalaştılar. Bazı şeylerin şakası yapılmaz. Bazı şeylerin şakası yapılmaz. Bilmem ne dizisini izliyordum da ay o son bölüm gelsin bilmem. Adam da kalktı dedi ki haklı olarak Cumhurbaşkanı, siz dizi izlerken biz hizmette bulunuyoruz dedi. Arkadaşlar, danışmanlarınızı iyi seçin. Danışmanlarınızı iyi seçin. Yani bu işler öyle şakayla olmaz. Ya nefes borusu kesiyor. Düşün, ben kalp krizi geçirmişim, öleceğim. Siz kendi aranızda şakalaşıyorsunuz. Ben burada can çekişiyorum. Senin şakalaşma hakkın yok ki ya. Siyaseten oradasın, halk adına oradasın. Bu bir. Onlar dikkat çekmezse halk nasıl anlayacak bunu? İkinci sorum şu. Eğer bir Halk TV'yi ve en önemli kurum şu anda habercilik açısından, Türkiye'de herkes buraya sığınmış. Eğer bir Halk TV'yi koruyamıyorsan yurttaşlar dönüp şunu demez mi? Kardeşim, benim soluk borumu bile, ben koruma olarak para istemiyorum, pul istemiyorum. Ama ben demokratik tepki bekliyorum. Halk TV'yi koruyamazsan ülkeyi nasıl idare edeceksin diye sormaz mı yurttaşlar? O seviyede bir sesin çıkması lazım. Özgür Bey bir umuttur. Bir de üçüncüsü şu çok önemli. Şu hesabı yapanların olduğunu duyuyoruz. Bu beni fevkalade üzüyor. Kimse buna alet olmasın. Halk TV buharlaşırsa yerine benim kanalım oturur. Ben çok izlenirim. Böylece siyasi istikbalimde daha iyi bir yere giderim diyen birileri varsa yanılırlar. Gazetecilikte, televizyonculukta birden fazla, burası market değil. Yani ben iki ekmek sattığımda sen bir ekmek satmazsın. Ben çok izlendiğimde sen de çok izlenirsin. Çünkü televizyonculukta, gazetecilikte... Tam tersi yerde, ben kapatıldığımda sen de kapatılırsın. Aynen öyle. Dolayısıyla ya tamam işte, tam zamanı geldi. Bunlar ceza aldılar, ekranlar kararacak. Ben de burada reyting alırım dediğin zaman yanlış yaparsın.
Doğru değil. Ben burada neden suçlanıyorum? Neden suçlanıyorum? Ortada bir suç yok. Kaçıncı defadır suçlanıyorum? Ben küfür etmemişim. Ben Türkiye'nin örf adetine yönelik bir şey yapmamışım. Ben terör meselesinde net tavır almışım. Ben Türkiye'nin yurt dışı operasyonları dahil olmak üzere askeri ve uluslararası sorunlarında her zaman yurtsever davranmışım. Benden kastım Enver değil tabii. Halk evet. TV'nin etik değerleri ve gazetecilik değerleri. Halk TV'nin içerisinde Gökmen Karadağ gibi akademik olarak ders veren insanlar da var. Halk TV'nin içerisinde Kadri Gürsel gibi yılların yazılı basında çalışanlar da var. Halk TV'de senin gibi gencecik Türkiye'ye umut olmuş sadece burası olduğu için Türkiye'nin tanıştığı insanlar da var. Şimdi Suat Bey genel yayın yönetmeni olmuş. Son derece deneyimli bir insan. Burada 50 tane dengeyi tutmaya çalışıyor. Peki bütün bunları yapanlar, bütün bu arkadaşlarımız neden Halk TV'deyiz biz? Çünkü biz aslında Türkiye'de çeşitlilik de ortadan kalktığı için burada buluştuk, tercih ettik. Peki bu kurumu yaratan kim? Geçmişte yaratanlara teşekkür ediyoruz. Yaşatan kim? Peki yaşatana karşı bir sorumluluğumuz yok mu? Yoldaşlık nedir? Yol yürümek nedir? Nasıl yürüyeceğiz? Nasıl olacak bunlar? Ben burada Halk TV izleyicilerinin hakkını savunmak zorundayım. Ben işsiz kalmaya alışığım. Ben CNN Türk'ten kovulduktan sonra işsiz kaldım. Ne olacak ki? Ben daha önce Halk TV'den de kovuldum ama küsmedim, geri geldim. Yine de kovulabilirim. Önemli değil. Ama ben Halk TV'ye kilit vurulsun, Tele1'e kilit vurulsun, TV5'e kilit vurulsun, Sözcü'ye kilit vurulsun, Cumhuriyet'e kilit vurulsun. Biz buradan yırtarız, daha çok izleniriz diyemem. Ben Ünsal Ünlü'nün yayınlarını da, sosyal medya yayınlarını da savunacağım. Çünkü tek başına dev kadro. Evet. Onu da savunacağım. Ben Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlarını da savunacağım. Oralarda çalışmasam da savunacağım. Siyasetçi ne yapacak? İşine geldiği zaman Halk TV mikrofonu uzattığında canım Halk TV, bir tanem Halk TV. Şimdi bazı siyasetçiler, ben onları da biliyorum, lütfen kendilerine gelsinler, bizi çıkartmıyorsunuz, oh olsun size diyorlar. Bir dakika ya, bir dakika ya. Gazeteciliğin ilkelerinde bizde listeler yok, onu çıkartalım, bunu çıkartmayalım diye. Varsa herhangi bir arkadaşımıza giden böyle bir liste hemen söylesin. Hiçbir arkadaşımız da yok. Ayrıca biz burada Halk TV'de birlikte çalışanlar hepimiz birbirimizi çok seviyor, çok bayılıyor falan da değiliz. Bir sürümüz arasında... Aynı dünya görüşünde de değiliz. Onu söylüyorum, yani. Değiliz. Fikir ayrılığımız var. Ama buraya geldik, biz buraya Türkiye adına görev yapıyorsak yan yana duruyoruz. Bir fotoğraf veriyoruz. Sokakta selam vermeyebilirim ama burada onun da söz hakkını savunmakla yükümlüyüm. Nitekim bunun da orkestra şefi olması gerekir. Türkiye'de de siyaseti yönetenler orkestra şefliğine soyunacaklar. Soyunmalılar. Ben o zaman şunu bekliyorum. Dünden beri çok mu zordu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çok mu zordu Sayın Meral Akşener'in, çok mu zordu Millet İttifakı üyeleri ve diğerlerinin yayına bağlanıp teker teker 10 dakika Halk TV beni de eleştir. Halk TV yarın benim iktidarımda da eleştir. Onun için senin yanındayım gibi bir kampanya başlatsa. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir şey yapsaydı Sayın Meral Akşener'le birlikte diziler arası bir birbirleriyle eğleneceklerine Halk TV'ye bağlanıp aynı anda hepsi birden telekonferans yoluyla bütün Türkiye'deki genel başkanlar aynı anda bağlanıp hepimiz Halk TV'yiz, hepimiz halkın sesiyiz deseydi Türkiye başka olmaz mıydı? Ya da çıkıp deseydi ki mesela Türkiye'deki bütün belediye başkanları, Ekrem Bey başta olmak üzere, Mansur Bey başta olmak üzere, bugün ben belediye başkanıysam Halk TV olduğu için belediye başkanıyım. Çünkü seçimlerde bizim yanımızdaydı. Yaşasın özgür medya, yeri gelince beni de eleştir deseydi kötü mü olurdu? Düşünsenize şöyle bir ekranımız olduğunu. Şöyle bir ekranımız olduğunu, genel başkanlar, belediye başkanları, milletvekilleri hep birlikte hepimiz halkız, hepimiz Halk TV'yiz diyor. Arkasına da milyonlarca insan fotoğraf gönderiyor. Hangi güç bunun karşısında durabilir? Hangi güç durabilir? Ama şimdi şuna bakıyor karşımızdaki güç. Ben Halk TV'nin kafasına vurursam, kapatırsam yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kapatırım. Şunu kimse unutmasın. Halk TV kapanırsa inanın Cumhuriyet Halk Partisi de kapanır. Çok net. Halk TV kapanırsa Cumhuriyet Halk Partisi de kapanır. Çünkü nereden seçim sonucu alacaklar? Nereden seçim sonucu alacaklar? Açık konuşuyorum. Ve ben şunu söyleyeceğim. Dün ilan ettim. Buradan da ilan ediyorum. Ben bundan sonra bu sessizlik olduğu müddetçe yayın falan da yapmayacağım bu bağlamda. Pazartesi günü Bodrum sahillerindeki 100 liralık lahmacunla röportaj yapacağım. Lahmacunu çağıracağım, lahmacunla konuşacağım. Ha, daha değerli olabilir tabii önümüzde. Bak samimi söylüyorum. Lahmacun ve ayranla konuşacağım. Bodrum'da ey lahmacun seni kim yiyor?
Ahmet diyor, Mehmet diyor. Ey ayran seni kim içiyor? Ahmet çünkü kaça mal oluyorsunuz? 500 liraya. Poponuzu koyduğunuz sandalye kaç para? 1500 lira. Alın diyeceğim. Türkiye'de böyle hayatlar da var. Devam edeceğim ondan sonra. Diyeceğim ki Türkiye'de ekonomide çağ atladı. Kimle konuşacağım? Parayla konuşacağım. Para. Halit Ruhiyen nasıl? Kendini nasıl hissediyorsun? Bunları yapacağım. Ve şunu unutmasınlar. Ya burada konuşanların da çoluğu, çocuğu, ailesi var ya. Bu insanlar bu işi yaparken bu kadar mı kolay? Vallahi süremizin de ne yazık ki sonuna geldik. Şimdi Can Coşkun'a devredeceğiz. Ben bu öfkeyi çok yakından tanıyorum ve... Bu öfke değil. Bu öfke. Bu aslında bu öfke dediğimiz şey hak arama bilinci. Evet. Hak arıyorum. Hakkımı arıyorum dedim. Ve ben bu ülkenin çocukları adına soruyorum. Buradan soruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e, Sayın diğer genel başkanlara soruyorum çok net bir şekilde. Yarın bir gün kapalı kapılar ardında Türkiye'nin çocukları ifade edildiğinde haberi nereden duyacaksınız? Hani çocuklar geleceğiniz ya, spoiler veriyorsunuz birbirlerinize, Dark'ı seyredelim bilmem ne. Ben de ilk defa duydum bu dizileri, izliyorlarmış. Soruyorum, dizi izlerken siz kapalı kapılar ardında bu ülkenin çocukların ırzına geçildiğinde Halk TV konuşmazsa kim konuşacak? Herkes iyi düşünsün. Ben razıyım. Ben istifa etmeye de razıyım. Evde otur, işime de gelir. Çünkü daha yeni iki tane ameliyat oldum, tamam mı? Ve o çocukların ırzına geçilirken meclis çatısı altında hayır diyenler, araştırılmasın diyenleri de kimse ekrana getiremeyecek. Kimse ekrana çıkarmayacak. Ben evde otururum, kitap yazarım, kitap okurum. Netice itibariyle çok zengin bir hayatta sürmüyorum. 2-3 bin lira bir yerden kazanırım, devam ederim. 3-5 bin lira herkes kazanır. Çalışırım, kazanırım. Başka iş yaparım. Danışmanlık yapacak halimiz de yok. Başka iş yaparım. Sorun o değil ki. Hani Türkiye'nin çocukları, hani Türkiye'nin geleceği? Sayın Özgür Özel iyi bir konuşma yaptı. Evet. Bunu başkanlık olarak, başlangıç olarak kabul edelim. Ama artık sorumluluk sayın genel başkanlarda. Çıksınlar hepsi aynı anda ekranlara. Hatta ortak yayınlar yapılsın. Çıksınlar ve demokrasi, hani deniyor ya demokrasi ittifakı. Demokrasi ittifakı genel başkanlar arasında kurulmaz. Demokrasi ittifakı halkla kurulur. Halk adına milletvekilleri ne görev yapıyorsa gazeteciler de çoğu zaman daha önemli görev yapar. Evet. Bu arada kurmak istedikleri ittifakın demokrasi zaten ortada kalmayacak. Ondan sonra neyi kuracaklar? Evet. Tekrar şu hatırlatmayı da yapalım. Bu kanallar kararırsa bizim kanalımız daha çok izlenir diye pusuda beklemek gayri ahlakidir. Onu da söyleyelim. Peki.